Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızdan herkese sevgi ve saygılar. Bizlere destek olmak için yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz sizlerle beraber sonbahar bakımlarında uyulması gereken kurallarla ilgili bir video derlemek istedim. Umarım video sizlere faydalı olur, beğenirsiniz. Buyurun hep beraber videomuza geçelim. Kovanımızı açarken hafif hafif duman veriyoruz. Burada önemli olan arkadaşlar, sonbahar bakımlarında çok kovanımızı açmayalım. Yani şu şekilde müdahalemizi yaparak devam edelim. Hani ben videoyu çektiğim için biraz açmam gerekiyor. Öncelikle arı yoğunluğuna göre çıtalarımızı, boş çıtalarımızı almamız gerekiyor. Şöyle son çıtadan başlayarak bakalım üzerinde arı yoğunluğumuz var mı, yok. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Şöyle kenara koyalım. Çıtaları boşaltmadan içeri çıtayı kesinlikle sallamayalım. Tekrar aynı çıta arıyı salladığımız zaman daha çok ısınacaktır. O yüzden en son işlemlerimiz bittikten sonra silkeleriz. Bunu kara kovan koymuştuk. Yetiştirememiş. Sezon çabuk bitmiş. Balstone'a bakalım. Arkadaşlar, bunlar bölmelerimizdi bizim. Her zamanki gibi Muhsin Doğrulu hocamızın yöntemiyle, rahmetli Muhsin Doğrulu hocamızın yöntemiyle bölmüş olduğumuz kovanlarımız. Son çıtası gördüğünüz gibi bal. Arkadaşlar, bu kadar bal bırakmamız gerekiyor. Bu arı için yeterli. Almıyoruz bunu kesinlikle. Çünkü bu arada bize çok lazım olacak. Kışın lazım olacak o balımız bize. Şöyle yavrulu bölgelere başladık. Burada kapalı yavrular var. Larvaları gördüm. Larvalar varsa günlük de vardır. Çok açmıyoruz. Sonbahar bakımlarında özellikle çok arımızı açıp da yavrular üşütmeyelim arkadaşlar. Hastalık bulmasın. Ve bunu bu şekilde kapatıyoruz. En önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar, bölme tahtamız. Muhakkak arıyı bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Boşta bırakmayacağız orada. Arı mümkün olduğu kadar sıkışı olacak. Bu önemli bir konu. En hassas konulardan bir tanesi bu. Bölme tahtalarıyla ilgili birçok videom var. Onlarda stafor var. Naylon sarılmış var. Çuvallı var. Bölme yemlik dediğimiz yemlik tarzımız var. Şimdi buna muhakkak arkadaşlar sonbahar öncesi teşvik beslemelerini yapmamız gerekiyor. Şöyle açayım. Şuradan koymamız gerekiyor. Buradaki amacımız stoktan ziyade ana arıyı kandırıp yumurtlatmaya teşvik etmemiz gerekiyor. Azar azar yarım litre kadar sık sık verirsek faydası olur. 250 gram, 250 mililitre verirsek daha çok fayda olur. Bittikçe verirsek. Buradaki amacımız ana arımızı, şöyle örtüyüm, devam edeceğim daha. Buradaki amacımız ana arımızı yumurtlamaya teşvik edip kandırıp genç arılarla kışa girmemiz arkadaşlar. İçindeki mevcut arıyla girersek, yaşlı arılar zaten bunlar. Ömürleri belli bir süre, yani 40 günden az. Şunun arkasına bir tane boşluğa koyacağım. Durması için. Şimdi şunu koyayım. Boşluğa alıp gelmemişim. Şöyle devrilmesin. Buradaki dediğim gibi günlük yumurtayı ve genç işçileri muhakkak çoğaltmamız gerekiyor. Buradaki amacımız dediğim gibi kışa genç nüfusa girmek. Ömürleri uzun olsun ki bahara yetişsin. Çünkü tarlacılarla girersek, yaşlılarla girersek kışın çoğu ölecektir zaten. Bir diğer husus muhakkak arkadaşlar, bir diğer husus arkadaşlar dediğim gibi proteinli kek, yani polenden yapılmış kek muhakkak vermemiz gerekiyor ki doğadan protein geliyor. Yani polen geliyor, havası versin, edası versin. Bu şekilde ana arımızı teşvik edeceğiz. Buradaki zaten amacımız stoğu gördüğünüz gibi bol. Eğer stoğu az olsaydı 2'ye 1 şurup verecektik. 1'e 1 şurupla sadece ve sadece amacımız ana arıyı kandırmak. Ana arıyı kandırıp yumurta attırmak arkadaşlar. Başka bir gayemiz ve amacımız yok. Varavo ilaçlamasında yapalım hazır. Doğal esansiyel yağlarla. Şöyle hafiften dökeyim. Havalar soğuduğu zaman
salkımı geçtiği zaman muhakkak oksalat asit damlatma yapacağız. Şerbetine verdik. Şöyle aralara azar azar döktüm. Yeterlidir. Şu boşluğumuzu da, pardon, şu boş çıtalarımızı silkeleyelim arkadaşlar. Bu boş çıtaları muhakkak alacağız arkadaşlar. Kovanın içinde kalmasın. Diğerini de alacağım. Boş çıta getirip bu şekilde. Başka unuttuğum konu var mı? Dediğim gibi ne kadar güçlü girebilirsek o kadar faydalı olur. En az 7 çıtalarımız olması lazım. Tam basanlarımız arkadaşlar. 2, 4, 6. Bu bile az. Yani bu zayıf, diğerler onar çıtalar olduğu için daraltmayı göstermek için burada bu kovanı seçtim. Daha zayıf kovanlar varsa bir sonraki videoda daha değişik bir yöntemle çift katlı birleştirme yaparak onu da sizlerle, siz değerli izleyicilerle paylaşacağım. Arkadaşlar umarım videom faydalı olmuştur. Sizlere yardımcı olabilsem ne mutlu bana. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi muhakkak bekliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.